Gel, gel, gel bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Evet, gel, gel, gel. Bu tarafa, gel. Orada dur, dur hadi. Dursana, dur kardeşim, dur. Siz de durun, durun, devam etmeyin. Yarın devam edeceğiz. Yarın mı? Ne yarını? Ne demek yarın devam ederiz? Ama biz dün geceden beri çalışıyoruz hanımefendi. Kalan işi yarın tamamlayacağız. Oho, oho. Mühendisimiz yorulmuş. Öyle mi? Yolun inşası bugün bitecek mühendis bey. Herkes Sapranç Kulvant Kaur'un sözünü dinleyenleri çok sever. Ve sözünü dinlemeyenleri kimse yakınında istemez. Sapranç Kulvant Kaur kimseyi dinlemez. Seni mi dinleyecek? Ha? Hadi malzemeyi kim döküyorsa dökmeye başlasın. Anne! Anne! Hey anne! Anne sen orada ne yapıyorsun? Oo, konuşmayı bırak. Kamerayı getir de fotoğrafımı çek hadi. Hey mühendis, sen de gelsene benimle poz ver. Poz verirken elini yanağından çeksen çok iyi olur. Evet iyi olur, yoksa fotoğrafa bakan herkes tokat yediğini anlar. Hadi bakalım, çek oğlum, harika. Şimdi bunu sosyal medyaya yükle, altına da şöyle yaz. İnsanlarımız için. Annem halkımız için mühendisi tokatladı. Oldu anne. Yuvi hazır değil mi? Hey Yuvi! Yuvi oğlum, hadi beni uğraştırma. Gel oğlum, hadi dur. Yuvi dur, hadi oğlum yorma beni. Hazırlanmak istemiyorum. Yuvi dur. Hayır, ben oynamak istiyorum. Yuvi! Yuvi, bugün kutlaman var. Hala hazır değilsin. Dur oğlum. Yuvi! Caka, hadi yakala şunu. Deniyorum anne. Deniyorum. Hey Yuvi, bekle. Dursana. Yüce Tanrı. İlk kez çiçek sepeti taşıyan bir çiçek görüyorum. Yapma Caga. Sandın mı? Biraz. Söylesene, neden koşturuyordun? Hiç sorma. Senin yüzünden koşturuyordum. Nasıl bu kadar hareketli bir çocuk doğurdun sana? Hazırlan diyorum, hazırlanmıyorum. Evet, çok yaramaz. Meher! Yuvi! Efendim hala? Oh,
5 4 3 2 Yuvi? Efendim hala? Bir! İşte yenge. Yuvi sonunda kutlamaya hazır. İnanılmaz Meher. Sen geriye sayınca hemen hazırlandı. Baksana. Geriye sayma değil yenge. Geri sayım. Ve roketler bile geri sayımla kalkar. Bizim tatlı yuvimizin roketten neyi eksik? Değil mi tatlım? Evet, öyle tatlım. Tebrik ederim. Başlık bağlama törenimiz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim güzel oğlum. Tanrı yüzünü hep güldürsün. Hep çok 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 mutlu ol. Baba. Aslan oğlum benim. Tamam. Hadi artık oturun. Bir fotoğraf çektirelim. Hadi. Peki, kalk tamam. Bakalım fotoğrafımızı çek. Anne. Önce bir işimiz var. Gel Yuvi. Büyük babana selam ver bakalım. Merhaba büyük baba. Senin büyük baban ülkemiz için canını verdi. Onunla gurur duymalısın. Sen Sarpanç Trilocan Singh'in oğlusun. Gerçekten mi Meher? Gerçekten Sarpanç Trilocan Singh'in torunu olmakla gurur mu duymalı? Senin baban beni dul bıraktı. 4 çocuğumla bir başıma kaldım. Sizleri yetiştirebilmek için çok çalışmam gerekti. Tek kuruşumuz yoktu. İhracat işine tek başıma başladım. Şu an gördüğün her şeyi tek başıma başardım. Bunu Kavan Kavur başardı. Yani güzel oğlum, asıl benimle gurur duy. Çünkü ben olmasaydım şu an hepiniz sokaklarda para için insanlara dileniyor olurdunuz. Duydun değil mi oğlum? Ha? Sen nasıl süper Yuvi'sen, babaannen de süper babaanne. Hadi gelin gidelim artık. Aile fotoğrafı çekelim. Hadi bakalım. Gelin. Tamam. Baba, eskiden beni omuzlarına alırdın ve kendimi yetişkin gibi hissederdim. Şimdi ise yetişkin oldum ve dünya eskisi gibi gelmiyor. Belki de artık sen yanımda olmadığın için. Meher! Hadi kızım gelsene. Geldim anne geldim. Al bakalım Yuvi, büyük babana güzelce sarıl. Tebrik ediyorum Kulvan Kaur. Bay Hukumcan, al tatlıyı. Bol malzemeli yaptırdım. Eğer her lokmada ağzına bir fıstık gelmezse o zaman benim adım Kulvan Kaur değil.
Adına gerçekten çok dikkat ediyorsun, değil mi? Hayır, hayır, hayır. Adıma değil, işime. Önceden Trilochan Singh kendisi insanlara hizmet ederdi. Ama bugün ben tüm köye hizmet ediyorum. Sizin de desteklerinizle yerel parlamento üyesi olup köye hizmet edeceğim. Sonra da yükselip tüm bölgeye hizmet edeceğim. Sonra bakan olup ülkeye hizmet edeceğim. Kulvant Kaur'un tek amacı vardır. Sadece yoksullara yardım etmek için çalışır, o kadar. Hey! Sorun çıkarmadan bekleyin. Neden acele ediyorsunuz? Gidin şu tarafta sıra olun, hadi. Bayım gerçekten çok açım. O zaman gel beni ye. Hey teyze, gel. Hoş geldin. Hadi. Hey, girmeye kalkarsan tokadımı yersin. Kaba davranma. Misafir başımızın tacıdır. Başımızın tacı mı? Bunlar mı? Saçmalama meğer. Açların karnını doyurmak çok hayırlı bir iştir. Ve bunu Tanrı rızası için yapmak gerekir. Kimin paylaşacak malı varsa ihtiyacı olanlarla paylaşmalıdır. Hey hanımefendi. Tamam, bugünkü dersimiz bitti değil mi? Meğer hadi git kendi işine bak. Senin de gelmen gerekiyor. Nedenmiş o? Çamaşırlar kurudu. Çatıdan indirilecekler. Senin biraz kol çalışmaya ihtiyacın var sanki. Çamaşırları taşırsan iyi antrenman olur. Gerçekten mi? Evet. Hey! İçeriye girmek yok. Burada kalın, tamam mı? Benim kapım her zaman ihtiyaç sahiplerine açık olmuştur. Bu yüzden diyorum ya, Sarabjit'le konuşup bana sadece bir bilet gönderin. 2 milyon rupi hazırlayabilirim. Yani parayı düşünmeyin. Tamam Kulvant, ama bir şey soracağım. Pencab'ın başkanı Sarabjit Singh'in parayla bilet verdiğini mi sandın ha? Bilmiyor musun, geçen seçimde bileti bir okul müdürüne verdi. Nandala. Çünkü amacı gerçekten yoksullara yardım etmek. Evet. Başka kim o bileti bir okul müdürüne verirdi ki? Sen söyle hadi. Anne! Anne, dışarı gelmen gerekiyor. Neden? Kızın büyük bir karmaşaya yol açtı. Git. Hey Amrita. Efendim anne. Bay Hukumcan'la ilgilen. Ben tamam, hemen anne. Geleceğim. Afiyet olsun. Meher! Gel buraya. Bakın Bay Hukumcan. Annem her zaman yoksulların karnını doyurur ve her fırsatta onlara kapılarımızı açar. Evet Bay Hukumcan. Bize rızkımızı veren Tanrı'dır. Ama bu insanlar karınlarını sarpanç Kulvant'ın sofrasında doyurur. Ve canım, ver ben dağıtayım. Afiyet olsun hanımlar, afiyet olsun. Hey Kulvant, gerçekten anlattığın gibi biriymişsin. Bunu gördükten sonra seni Sarabjit'le tanıştırmaya karar verdim. Ama bir ricam. Tabii. Yarın köye gel, okulun önüne. Tamam. Saat tam 11'de. Tamam, evet. Kesinlikle orada olacağım. Afiyet olsun çocuklar. Hadi yiyin. Babli, neredesin? Neden gelmedin? Hayır. Artık gelmene gerek yok. Çünkü ben gidiyorum. Sharma'nın restoranına. Acele edin. Daha yapılacak çok iş var. Hepsi bitmeli. Çabuk olun. Hey Meher. Sen nereye gidiyorsun kızım? Anne şey, ben gidiyorum. Okula gidiyorum. İşim mi var? İşleri ben yaparım Meher. Hadi sen git çalış. Öyle mi? Anne. O okula gidiyor. İşi sen yapıyorsun. O bir hata yapıyor. Onun yerine bununla ilgilenen sensin. Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Ben ne yapmaya çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Anne,
Yoksullara kapıyı ben açtım. Bunun için lütfen onu cezalandırma. Doğru söylüyor değil mi? Hadi eller kulaklara. O şekilde 10 kez eğil kalk. Hadi hadi. Anne. Hadi hemen başla. 1 2 3 Bu arada anne, yaptığımız şey sana çok fayda sağlamadı mı? Bay Hukumcan'ın gözüne bizim sayemizde girdin. Yarın gidip Bay Sarabcit'le buluşacaksın, öyle değil mi? Çok yaramazsın Meher, dur. Ayakkabılarını çıkar. Ayakkabılarımı mı? Neden? Sana ayakkabılarını çıkar dedim. Bunları giy. Üstündekine çok yakışıyor. Teşekkür ederim anne. Seni seviyorum. Hoşça kal. Canım kızım benim. Ah bu da benim canım gelinim. Hey, yarışa mı katıldın? Okula gidiyorum abi. Dur. Çok aptalsın. Hey, demek istediğim hediyeni almadan hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Evet, hediye. Hey anne, Yuvi, Amrita. Hadi geri sayıma başlayalım. Tamam, tamam olur abi. 3, 2, 1 Yakala. Teşekkür ederim. Neden bu kadar masraf yaptın? İçimden geldi anne. Meher kızım. Efendim anne? Teşekkür ederim anne. Şimdi git kızım. Çok hızlı gitme sakın. Hızlı gitmeyeceğim. Bu arabayı uçuracağım anne. Hala. Fırlatmaya hazırlan. 10, 9, 8, 7. Dikkatli git kızım. Biraz yavaşla. Kaza yapacaksın yoksa. Hey Şenno, bu sen misin? Sarpanç. Harnam Kaur'u biliyorsun, öyle değil mi? İnanılmaz zenginler. Evleri, villaları, arabaları, aklına ne gelirse her şeyleri var. Tanrı'nın sevgili kulları. Bana bunu neden anlatıyorsun? Sarpanç. Çünkü sana iyi bir haber vereceğim, biliyor musun? Dur anlatayım. Harnam Kaur'un tek oğlu var. Jimmy. Ve senin kızın Meher'le... Sarpanç Kulvan Kaur'un ailesi başkasının parasıyla asla ilgilenmez. Ama Sarpanç, sanırım beni anlamadın. Ne kadar paraları olduğunu bilsen ilgilenirdin. Sayamayacakları kadar çok paraları var. Dilencilerin de paraları var değil mi Şano? Bir adamda olması gereken şey isim, rütbe, saygınlık. Kızımı Harnam'ın oğluyla evlendirecek olursam her gün onların sorunlarıyla uğraşırım. Benim meherim ünlü biriyle, herkesin adını bildiği biriyle evlenecek. Kocaman ofisi olan biriyle. Klimalı. Etrafında ona hizmet eden yardımcıları olacak. Buyurun bayım. Müşterilerinin bile kocaman arabaları olacak. Hulvari, buraya gel. Al. Dinle. Teslimatı zamanında yap. Adres bu. Al.
Hey manav, git bayanın siparişini al. Tamam. 8 tane değil mi? Tamam bayan. Tabii ki. Buyurun. Siparişinizi alayım. Neler var? Menümüz çok geniş bayan. Tamam. O zaman şey alacağım. Tam porsiyon çok. Ben yarım porsiyon alayım. Yarım porsiyon mu? Tam porsiyon alın bayan. Sonuçta bugün HİG. Hı? Hırsız indirim günü. Araba hırsızlarına özel olarak büyük bir indirimimiz var. Oo, merhaba. Bu bana hediye, abimden. Aha, öyle mi? Harikaymış. Peki, hediyen çok güzel. Ama parti nerede? Gevezelik etme. Yemeğimi ver. Yoksa gideceğim buradan. Sana ne istersen verebilirim. Aşk sarması mı istersin? Yoksa güven kızartması mı? İlgi sosu da var. Ve dostluk. Dostluk tava var mı? İyi pişmiş. Meher. Merhaba Şerman. Merhaba amca. Meher. Bu senin mi? Evet amca. Abimden bir hediye. Bugün yeğenimin başlık bağlama töreni vardı da. Peki o zaman tatlılar nerede? Burada bir dakika. Al işte amca. Burada. Ha tamam. Geri kalanı da Usta Piritam Lohari ve diğerleri için. Tamam. Amca, çok fazla işiniz yoksa manavı gezdirebilir miyim biraz? Olur mu? Evet, tabii ki. Sürmek ister misin? Yola bakmak zorunda olursam seni izleyeyim. Yani hiç istemiyorum. Artık burası bizim evimiz. Öyle mi? Tekerlekli ev yani. Evet, tekerlekli evimiz. Ben de bir motor alayım, sonra seninle yarış yaparız, olur mu? Bakalım senin araban mı kazanır yoksa benim motorum mu? Benim kazanacağımı biliyorsun. Meher, biraz dursana. Neden? Söylemem. Nereye gittin? Bu ne? Yeni evimizin tabelası. Peki, bu Meher'in M'si mi, Manav'ın M'si mi? Bu M Manav'ın büyük şansının M'si. Hey, sarılmaya devam edersen eve tabelayı asam. Hadi şimdi sen kullan. Öyle mi? Neden? Çünkü şoförü izleme sırası bende. Hadi. Bize iki fıstıklı dondurma verir misin? Hemen geliyor. Şoförlük eğlenceli miydi? Hayır, sana bakamadım. Aman Tanrım. Ne oldu? Abim arıyor. Saat hiç fark etmemişim. Hadi çabuk eve gitmemiz gerek. Dondurmalar iptal. Ama hazırladım bile. Ne yapıyorsun Meher? Biraz yavaşlasana. Hayır, yavaşlayamam. Abim beni öldürecek. Caga abin arıyor Meher. Hemen kulaklığa bağla hadi. Kulaklığı nereye koyduğunu bilmiyorum. Hemen önündeki gözle manav. Tamam. Al. Efendim abi?
Evet, 10 dakika içinde evdeyim. Abi burada telefon çekmiyor. Alo, alo. İkiniz de hemen araçtan inin. Eyvah, ne yapacağım? Annem bunu duyunca beni kesin öldürecek. Tanrım lütfen yardım et. İnin dedim. Ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun? Çekil şuradan. Ne oluyor? Çok üzgünüm memur bey. Özür dilerim. Bayım, karım araba kullanmayı pek bilmiyor. Ben ona öğreteceğim. Gerçekten. Merak etmeyin. Tamam, bırak beni. Hayır, bırakamam. Önce beni affetmelisiniz. Çekil. İnsanlar yanlış anlayacak şimdi. Bizi affettiniz mi bayım? Evet, affettim. Ama bir daha böyle bir şey olmasın sakın. Eve gittiğimizde ona dersini vereceğim. Teşekkür ederim. Tamam, artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederim Tanrım. Sağ olun, teşekkür ederiz. Vay canına. Sadece beni kandırabiliyorsun sanıyordum. Belli ki polisi de kandırıyormuşsun. Ne diyebilirim ki? Benim gibi etkileyici olunca böyle oluyor işte. Hey, sen geç kalmıyor musun? Tamam bak. Çok geç olmadan abimle tanışmanı istiyorum. Eğer ona kendini sevdirebilirsen annem de evliliğimize itiraz etmez. Tamam, hadi gidelim. Anne, Meher'e gelen teklifi neden değerlendirmedin? Ne teklifi? Gel. Anne, teklif bence gerçekten çok güzeldi. Ve damat adayı iyi biri diyorlar. İyi olabilir ama benim Meher'ime göre değil. Onun için uygun bir damat bulur bulmaz Meher'in düğününü hemen yapacağım. Efendim kızım. Ya damadı ben seçmek istersen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.